Herkese merhaba. Bugün ilginç bir konuğum var. Kendisini mutlaka tanıyorsunuzdur. Emre Uslu. Gece gündüz Twitter'da sürekli kendisini ifade eden bir insan. O yüzden Türkiye ile ilgili, gündemle ilgili görüşlerini almayacağım. Ben biraz kendisini tanımak istiyorum ve hani Armağan Çağlayan diyor ya, sadece kendi merak ettiklerimi soracağım diye. Öncelikle her videoda yaptığım gibi bu insanı ben nereden hatırlıyorum, nereden tanıyorum diye soruyorum. Emre Uslu'yu eşittir taraf diye aklımda kalmış benim. Daha sonra tabii ki Today Zaman'da yazmaya başlayınca, ben de çalışmaya başlayınca orada İngilizce köşe yazıları vardı. Ve hani böyle kafası çalışan bir insan olarak kafamda algısı vardı. Amerika'dan yazan, dersler veren. Ama benim daha çok ilgimi çeken, neden bu kadar özellikle Twitter'da bir nefret objesi, adeta bir nefret mıknatısı oldu. Ama ondan önce kendisini nasıl tanımladığını, kendi gözünden kendisini nasıl gördüğünü sormak istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim yayına aldığınız için. Kendi gözümden kendimi nasıl tanımlıyorum? Ben bir Anadolu çocuğuyum. Bunu bazıları şey olarak kullanırlar. Hani böyle bir Ben Anadolu çocuğum, acıların acıların çocuğu, işte ne çocuğuyum. bileyim, bazen övünme meselesi olarak kullanır ama ben literal anlamda kendi deyimiyle Anadolu çocuğuyum. Yani ne İstanbulluyum, ne Ankaralıyım, Malatyalıyım, şehirli değilim. Köyün ortasından geldim. 13 yaşına kadar elektriğimiz yoktu. Ortaokuldan Malatya'ya ayrıldığında ilk defa elektriği görmüş bir Bir insanım. dakika, hangi yıllarda ki elektrik bile yoktu? O kadar... 1987 yılında geldi bizim köyümüze elektrik. Hadi Yani canım. 1987'de. evet, İnanamıyorum. 1987 yılında geldi bizim köyümüze elektrik. Dolayısıyla televizyon görmedim. Dolayısıyla çizgi filmlerle büyümedim. Dolayısıyla mesela basketbol topu, futbol maçı falan filan nedir bilmiyorum. En lüks şeyimiz radyoydu. Dünya ile bağlantımız. Bir dağ köyü düşünün. Tam açalım. Neresi? Adını da söyleyelim. İlçe, köy, mahalle. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin bir köyü. Ailem orada halen. Köyden tek çıkan benim. Yani Anadolu'luyum derken gerçekten kelimenin tam anlamıyla söylüyorum. Yani bir övünç meselesi ya da acınma meselesi olarak değil. Allah'ın yardımıyla, kendi gayretlerimle o köyden, o dağ köyünden çıkıp Amerikalara gelip, Amerikalarda doktora yapıp, hiç ait olmadığım o düzende bana çizilen sınırların hiçbirinin içerisinde kalmayan, sınırları kıra kıra gelen ve geldiğim yere de bileğimin hakkıyla, kimsenin torpiliyle gelmeyen birisiyim. Dolayısıyla bu geçmiş ve bu şey beni biraz hırçın yapıyor olabilir. Ve sonuçta ben bir dağ köyünden çocuğum. Dolayısıyla belki ikliminizin şeyi sizi etkiliyordur. Ama ben bir savaşçıyım. Yani hayatı savaşarak kazandım. Dolayısıyla da savaşmaya devam. Bu benim doğam, çünkü geldiğim yer ile, yani çıktığım yer ile geldiğim yere bakıldığında, özellikle de Türkiye gibi görünmez kas sistemlerinin olduğu toplumlarda aslında benim maksimum bana biçilen rol, belki işte ne bileyim, köylüsün sen köylü kal, işçisin sen işçi kal deyip belki bir dağda çoban olmaktı. Asla bir gazeteci olmak gibi bir şey yoktur. Bakın, polis memuru olabilirdiniz, öğretmen belki zorlayabilirdiniz. Buralara gelirseniz şey olmazdı ama Türkiye'nin düşünce hayatına öyle ya da böyle katkı sunmak ya da işte ne bileyim akademiye girmek, oralarda hocalık yapmak, hele Amerika eğitimi falan olduğu zaman bunlar biliyorsunuz Türkiye'de beyaz Türklere ayrılmış yerler ve oralardan onlara ayrılmış yerlere tehdit unsuru olarak görüldüğünüzde o zaman işte ötekileştirilirsiniz, dayak yersiniz. O zaman gözünüzü yumup kavgaya girmeniz gerekiyor hayatta kalmak için. Biz büyürken hep Türkiye'de fırsat eşitliğini en azından belli çevreler böyle Cumhuriyet'in başarısı olarak sunarken hep şu örneği verirlerdi. Süleyman Demirel işte Isparta'dan çıktı, barajlar kralı oldu. Süleyman Demirel örneği başarılı bir örnek değil mi? O da ispatlamıyor mu o zaman Cumhuriyet'in bütün çocuklara kapıları bir anlamda açtığını? Şöyle soralım. Süleyman Demirel'in yeteneğinde, zekasında bir kişi beyaz Türk olarak doğmuş olsaydı, Süleyman Demirel bir beyaz Türk olarak doğmuş olsaydı başına gelenler gelir miydi? Süleyman Demirel de bir kavgacı. Yani ben Cumhuriyet'in
Evet, Cumhuriyet Osmanlı'dan farklı olarak mass education'i yani kitlesel eğitimi yaydı. Kaldı ki Süleyman Demirel bana göre yani işte bilmiyorum çıktığında köyünde elektrik var mıydı? Ama ben bakın şöyle düşünün nesiller sonra birbirimizde aramızda 10 yıllarca yaş farkı var. Ülkenin bir tarafındaki köy ile öbür tarafındaki köy arasındaki farka bakın. Ve Süleyman Demirel de tıpkı bir kavgacıydı. Muhtemelen Süleyman Demirel de böyle şey olmasaydı, yani ne bileyim bir eli yağda bir eli balda ağzında gümüş kaşıkla doğmuş olsaydı o da böyle kavgacı olmazdı. 7 defa gönderilip 8 defa getirilmezdi. Evet, Cumhuriyet'in bu kitlesel eğitimi yaygınlaştırması ki Osmanlı'nın son döneminde başlamıştı, modernleşmeyle başlamıştı. Belki Abdülhamit'e bir şey vereceksek, kredi vereceksek onun döneminde özellikle bu eğitime yatırımlar yapılmıştı. Cumhuriyet'in, evet Cumhuriyet bunu sağladı da ondan önce de başlamıştı. Kaçınılmaz olarak modernleşmenin bir sonucu olarak gelmişti. Yani Beyaz Türkler, Cumhuriyet'i kuran Beyaz Türkler bize bu şeyi lütfetmedi. Aksine önümüzü tıkamak için her şeyi yaptılar. Bugün Amerika'daysam, bugün bu kavganın içerisindeysem onların kadro kavgasından dolayı. Evet bana Cumhuriyet ya da modernleşme bir yol açtı ama onların istediği kadar bir yol açtı. Onun o glass ceiling'in üstüne çıktığınızda ondan sonra düşmansınız. Camdan tavan diye herkes bilmek zorunda değil. O yüzden onu çevirelim. Yani şunu diyorsunuz. Cumhuriyet en azından elitler, Türkiye'deki o görünmez kas sistemini yöneten insanlar sadece belli bir yere kadar Anadolu çocuklarının ya da köy çocuklarının okumasını istiyordu. Yani belki doktor olabilir, belki hakim olabilir ama Yargıtay üyesi olamaz ya da olamazdınız. İşte diplomat olamaz. Olamazdınız. Askeriyeye belki belli aşamaya kadar mı girer? Assubay olabilirsiniz ama kurmay subay olamazdınız. Neden? Yani kendi sonuçta Anadolu'da özbeöz Türkiye'nin kendi topraklarından çıkmış insanlar. Hani şimdi Suriyelilere tepki var. Hadi bir derece kısmen anlayalım diyelim. Onu da anlamlandıramıyorum ben ama diyelim orada bir şey var. Onlar yabancı, siz işte yerli falan. Ama bu durumdaki tepki neden? Çünkü Cumhuriyet kurulurken bir bunker devleti olarak kuruldu. Yani bu siyaset bilimindeki karşılığıyla yani bir sığınak, barınak devleti olarak kuruldu. Sığınak barınak devletlerinin temel özelliği şudur. Merkezde bir çelik çekirdek vardır. Elitleri korur. Onun etrafında istihbarattan, askeriyeden, polisten bariyerler kurulmuştur. O çelik çekirdeği çevreden gelen insanlara karşı korumak üzere kurulmuştur. Düşünün Cumhuriyet'i kuran elitler bir Osmanlı bir Balkan Cumhuriyeti olduğundan dolayı Balkanlardan geldiler. Anadolu'da yabancıydı. Yani Mustafa Kemal mesela Anadolu'da bir mülteciydi. Bunu söyleyince şimdi Kemalistler şey yapar ama yani Mustafa Kemal bir mülteciydi. Mustafa Kemal ilk defa 1919'du. Evet Suriye'de savaştı, Kanal Cephesi'nde, Libya'da adamın hayatı savaşlarla geçti ama bir yaşam biçimi olarak Mustafa Kemal de, Rauf Orbay da, o Balkan kökenlilerin hepsi de ya da Kafkaslardan gelenler de mültecilerdi. Zaten İttihat ve Terakki Balkanlarda kuruluyor. Bugün Türkiye sınırları dışarısında olan Balkanlarda ve gördüğüm kadarıyla bütün hepsi öyle değildir mutlaka ama ben Balkanları gezince de çok beğenmiştim. Balkan insanlarını da çok sevmiştim. Belki kendilerince bir gururları, bir Balkanlı olmanın getirdiği bir adeta bir üstünlük hissi görülüyor sanki bazı Balkanlar. Vardı zaten. Ayrıca şeydi de yani unutmayın Osmanlı 400 yıl Balkanlarda bir Balkan devleti olarak vardı. Osmanlı'nın birincisi Anadolu'ya gelmesi, Anadolu'dan çıkmış ama Anadolu'ya geri dönmesi işte illa 1500'lü yıllara kadar mesela Erzurum filan buraların fethine baktığımızda Balkanlardan çok geçtir. Yani işte Kosova'dan şuradan buradan çok daha geç buralar fethedilmiştir Osmanlı bakımından. Dolayısıyla yatırımlarına baktığımızda bugün itibariyle Selçuklu miras mimarisine bakın, Osmanlı mimarisine bakın yine yoktur. Dolayısıyla Osmanlı'da yani modernleşme dediğimiz şey bir şehirleşmeyi beraberinde getiriyorsa bu insanlar kaçınılmaz olarak Selanik işte İstanbul'dan sonraki en büyük şehirdi. Kaçınılmaz olarak oradan geleceklerdi. Oradan geldiklerinin meşhur bir anekdotu anlatılır. Mesela Mustafa Kemal Anadolu'da gezerken, Kurtuluş Savaşı'nı örgütlerken Türklere Türkçe soruyor, burada Türk varmış diyor. Onlar diyor evet duydum şu dağın arkasında diye cevap veriyorlar Türkçe. Türklerin bir Türklük bilinci yoktu. Çünkü bir milliyetçilik falan modernleşmeyle beraber. Dolayısıyla bu devleti kuranlar bir korkunun üzerine kurdular. Her devletin
bir kuruluş felsefesi vardır. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş felsefesi dediğimizde life, liberty, pursuit of happiness dediğimiz özgürlük ve mutluluğu arayan Amerikan rüyasını anlatırız. Türkiye'nin kuruluş felsefesi ne? Türkiye'nin kuruluş korkusu var. Niye? Çünkü Osmanlı dağılmış, bu insanlar mülteci olmuşlar Balkanlardan, Kafkaslardan ve bir korkunun üzerine kurulmuş. Dolayısıyla da bu devlet doğal olarak bir çelik çekirdek, yani bunker devleti olarak kuruldu ve bunker devletlerinde devlet eliti kendisini merkeze koyar ve çevreye karşı kendisini korur. Yani ordunun görevi devleti korumaktır. Yıllarca asker sivil ilişkileri okuyan herkes bilir. Bunu zaten ordu hiçbir zaman da saklamadı. Her zaman Türkiye gibi ülkelerde ordu rejimin bekçisi, muhafızı rolünü üstlendi. Ben konumuza sadık kalmak istiyorum. Malatya'ya geri dönelim. Malatya'da 1987 yılında elektrik gelen bir köydesiniz. O köyden ilk defa ne zaman, kaç yaşında çıktınız? Yatılı okula mı gittiniz? Ne yaptınız? İlk defa Malatya'da deprem oldu 1987 yılında. Orta ikinci sınıfı bitirmiştim yaz ayı ya da işte okullar başlamak üzereydi. Benim babam işte elektrik falan yok ama işte yaklaşık 3 kilometre ötede bir tane ortaokul var. Bir devlet dediğimiz şey bizim köyümüzde bir jandarmaydı. İlkokul yıllarında Allah olarak düşünürdüm onları. Çünkü insanları çekerdim. Şey yaparlardı, onun işte mesela derlerdi ki işte pehlivan İsmail'i almışlar, tuzun üstünde yürütmüşler, dövmüşler diye hikayeler duyardık. Jandarma dediğimiz, devlet dediğimiz şey buydu. Etnik olarak Türk bir köy müydü? Türk'üm, evet. Çevremizdeki herkes de Türk ama Alevi Kürtler sonradan herhalde bir dönem Osmanlı nedeniyle ya kaçmışlar ya getirmişler. Bildiğiniz yani ancak kaçakların gelebileceği bir dağ köyü orası. Etnik olarak Türk'üm, en azından Türk milliyetçisi olarak büyütüldüm. 1800'lü yıllara kadar kayıt var, hemen hepsi Türk ismi ve soy ismi, arada bir şey yok. Etnik olarak Türk'üm, Türk milliyetçisi idik oralarda. O yani ne oluyorsa, yani işte iki dağın arasında sıkışmışsın, neyin milliyetçiliğini yapıyorsun. Ama köyümüzde deprem oldu, ortaokul yıkıldı. Babam ortaokul diploması alayım diye beni Malatya'da bir okula yazdırdı. Son bir senem kalmıştı, bari gitsin. Yine babanızda böyle bir ileri görüşlülük varmış. Sonuçta köyünden hiç çıkmamış bir insan için çocuğunu 3 kilometre öteye okula götürmek bile bir iş yani, zahmet. Ha şunu söyleyeyim, hakkını vereyim. Babam köyünden hiç çıkmamış, ilkokul 3'e kadar okumuştu ama sonradan kendisini geliştirdi. Yani böyle iyi tarih okurdu. Köyümüzde Osmanlıca yazar okur yazardı, Türkçe okur yazardı. Belki bir aileden gelen gelenekler, bizim ailemize fakihler derler. Ama yani fakihlik filan, dindarlık filan işte bir bildiğin kadar hani böyle bir şeyhlik filan yok. Yani kendisi dindar bir adamdı, Erbakancıydı. Ama benim okumamı istiyordu. Bana o zaman sormuştu işte. Evet, Malatya'ya götürmesi büyük şeydi. İlk defa askerde görmüş mesela şehri. İstanbul'u ilk defa benim düğünümde gördü babam. Yani dolayısıyla böyle bir şey, annem okuması yazması yok zaten. Dolayısıyla ben oradan çıktığımda babam beni nereye götürdü? Erbakancıların yurduna götürdü. Hayata da siyasal İslamcı olarak başladım. Allah beni korumuş, ben Afganistan'da ölebilirdim de. Yani öyle tuhaf şeyler vardı o zamanlar. Sonra peki polis akademisine mi girdiniz? Üniversitede nereye gittiniz, ne yaptınız? Sonra liseden çıktıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Edebiyat Bölümünü kazandım. Edebiyata başladım. Malatya'dan 3-5 arkadaş beraber kazanmıştık. Ankara'da farklı okullar. Gittik, bir ev tuttuk Ankara'da, Demet Evler'de. Hiçbir şey bilmiyorum. Onların bir kısmının avantajı vardı. Onlar şehirliydi. Bakın şehir kültürüyle köy kültürü arasında o kadar uçurum farkı var ki. Yani babam şeyin kiramızı ödemekte, yani bana düşen payı ödemekte zorlanıyordu adamcağız. Tarlamı satarım falan diyor ama 7 kardeşiz, adamın bir tane tarlası var. Satsa kimin hakkını yiyeceğiz? Yani böyle bir durum var. Zaten bir avuç tarla. Dolayısıyla yani bir sene okudum orada, baktım olacak gibi değil. Eğer şehirli olsaydım, onu anlatmak istedim. Şehirli olsaydım mesela çalışmayı düşünürdüm.
şehirde işte lokantada garsonluk yapmayı düşünür. Aklımın ucundan bile gelmedi. Çünkü benim hayatımda çalışmak dediğin şey tarlaya gitmek, ekin ekmek, ondan sonra bu ekinleri satmak, yemek yani. Böyle bir konseptim yok yani. Ben o kadar köylüyüm. Yani şehirleşmem falan şeyden sonra işte lisede öyle ya da böyle okuduk. İşte zaten köyden bağımız şey yapmadı. Zaten yazları hep çalışırdım. Dolayısıyla ekonomik gerekçeyle polis akademisine girdim. Polis akademisi sınavlarına girdim. Yani şöyle düşündünüz, kısa yoldan çabucak meslek sahibi olurum ve garantili... Babama yük olmazdım yani. Benim okuma, babamın beni okutma ihtimali yoktu. Çünkü ben okulumuz Sıhhiye'deydi, bilmiyorum Ankara'yı bilirsiniz, Demet Evler'deydi. Yani bir gün babam bana işte babamdan para istedim, göndereceğim oğlum dedi. Elimdeki son parayla, dramatize etmek için söylemiyorum, final sınavı vardı ya da vize sınavı vardı. Bilet aldım, gittim. Bir otobüs biletinden söz ediyorum. Dönüşte babam nasılsa para yatıracak diye bankaya gittim. Bankada para yok. Babamı arayacak telefon kartım yok. Ondan sonra Sıhhiye'den Demet Evler'e kadar yürüdüm. O gün verdim kararımı. Bu iş böyle olmayacak. Ben kendime yeni bir yol şey yapayım diye. Sıhhiye Demet Evler arası da bayağı bir mesafe sanırım. 3-4 saat yürüdüğümü hatırlıyorum o gün. Tabii bütün bu aşamaları aslında bir merak da ediyorum. Çünkü polis akademisinden sonra yani polis olma kafasıyla giren birisinin gazeteci olması adeta iki birbirine zıt taban tabana zihniyet olarak da. Siz mesela polisken tarafa gittiniz, Ahmet Altan'ın kapısını çaldınız, ben köşe yazmak istiyorum mu dediniz. Nasıl oldu? Ya taraftan öncesi var benim yani. Ben polisken, akademideyken sıkılırdım. Mesela... Öğrenciyken mi hocam mıydınız? Oraları da kısaca doldurmamış. Tabii öğrenciyken 4 yıl polis akademisinde okudum. Gölbaşı'nda bir dağın başında kapalı, sadece hafta sonu çıktığın bir yer. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle orta zekalı veya üstü insanlar için polis akademisi çok böyle zor bir okul değildi. Sıkıcıydı yani. Bir süre sonra kendine yeni icatlar çıkarman gerekiyor orada şey yapmak için. Ya işte ne bileyim. Dolayısıyla ben de kendime yeni icatlar çıkardım. Duvar gazeteleri çıkarıyordum falan filan. Ondan sonra Polis Akademisi'nin son sınıfında bir kitap yazdım mesela. 2 yıl araştırmanın sonunda mezun olmadan. Çünkü onun da stratejik bir gerekçesi vardı. Baktım etrafımda herkesin torpili var. Hatta ilk kitap yazma fikrini açtığım arkadaşıma söyledim. Şöyle bak etrafında, o da bir köy çocuğuydu benim gibi. Bak kimisi emniyet müdürü çocuğu, kimi vali çocuğu, kimi müsteşar çocuğu. Bir sen varsın, bir de ben varım burada, bu köy çocuğu. Şimdi bunlar mezun olacağız, kura çekeceğiz. Herkes kimi istihbarat dairede başlayacak, kimi terör dairede başlayacak. Bizi sürecekler Hakkari'ye. Kimsemiz yok. Ne yapacağız? Ben ona şunu söyleyeyim. O zaman biz de kendi network'ümüzü kuracağız. Nasıl yaparız? Bir araştırmayla başlayalım. Bir, sanırım ikinci sınıftaydım. Orada dilekçe veriyorsunuz. Her şey için bir dilekçe. Hem dedim çarşamba günü öğleden sonraları kırarız okulu, dışarıya çıkarız, gezeriz. Hem de insanlarla tanışırız, araştırma yaparız. İyi yani, kazan kazan. Neydi, ne araştırması ve ne kitabı yazdı? İstihbarat yazdım. Araştırması. Yani soru şuydu, Google'da hala belki bulabilirsiniz. İpler kimin elinde, dünyayı istihbaratçılar mı yoksa politikacılar mı yönetiyor diye bir temel sorunun üzerine araştırmaya başlıyordum. Yani temel amacım network kurmaktı ama o araştırdıkça o beni içine çekti. Ben onun içine çektim. Dolayısıyla böyle bir sonuçta kitap da çıktı. O zaman işte Hasan Köniler, Ümit Özdağlar, istihbaratçılar, mahir kaynaklar hepsiyle gittim röportajlar yaptım Polis Akademisi öğrencisiyken. Onları derleyip bir kitap çıkarttım. Sonra da götürdüm terör daire başkanına. Dedim ki başkanım sen şey istiyorsan, liyakatlı adam, o zaman vardı liyakat isteyen, ben bu işin kitabını yazdım dedim. Adam da biraz gülümsedi. Aldı beni mesela daireye. Böyle bir... Aa, hiyerarşik bir kurumda bu büyük bir cesaret aslında bunu yapmak. Yani evet, ama yani böyle hiyerarşide şöyle, siz de farkındasınızdır yani eski bürokrat olarak. Bazı adamlar vardır, kendini öne çıkarmak için kafası çalışan kadrolar kurmak isterler etrafında. Onu gösterdiğinizde, yani benim burada olmam sizin işinize gelir dediğinizde o sizi destekler. Ben işte onu yaptım. Daha başka şeyler de yaptım ama işte Polis Akademisi böyle bitti. Bittikten sonra polislik yaptınız mı? Tabii.
polislik yaptım ama yani ben işte bu gazetecilik yazma işleri 98 yine 28 Şubat dönemindeydi. Bilmem bilir misiniz Hasan Celal Güzel o zaman Türkiye partisini hatırlıyorum. Hasan Celal Güzel'in Türkiye'deki herkese öpme rekoru vardı. Evet, onu hatırlıyorum. Onda mesela polis akademisi öğrencisiyken iki yazı yayınladım. Benden önceki yazar Süleyman Demirel'di. Mezun olduktan sonra da gazetelerle filan gazetecileri polis akademisine davet ettim. Şeylerim vardı. Kulübümüz vardı. Gazetecileri işte Ali Bayramoğlu'nu, bugünkü Ömer Çelik'i falan filan bunların hepsini polis akademisine davet ettim. Öyle bir aktif bir şeyim vardı akademide. Dolayısıyla o beni gazeteciliğe götürdü. Mezun olunca gazetecilik master'ına başladım Ankara Üniversitesi'nde. İnsanlar şunu sormadı mı? Ya polisten gazeteci olur mu? Polis eşittir dediğiniz gibi istihbarat, şüphe, güvenlik. Ama gazeteci varoluşu itibariyle işte devlete dair her şeyden aslında şüphe duyması gereken, bu kurumları sorgulaması gereken bir konuda. Bu ikisi arasındaki tezat aslında özünde ikisi de benzer şey. Yani ikisi de sorgulama. Şüphe üzerine, sorgu üzerine başlar yani. Normal şartlar altında ikisinde de ya yani birisinde sorgularsınız, bilgiyi saklarsınız, diğerinde sorgular, bilgiyi açıklarsınız. Temel farkı budur. Polislikle gazeteciliğin evet kolay olmadı. Ankara İletişim'e başladığımda benim kafamda şekillenmiş bir terörist imajı vardı. Hatta bunu da daha önce söylemiştim bir yayında. Ya ben iletişime girdim. Aynen şunu söyledim. Bir terörle mücadele dairesinde çalışıyorum. Ya bizim mücadele ettiğimiz teröristler burada dedim. Çünkü böyle bir duvarlar sarı kırmızı yeşil işte sloganlar falan filan var. Normalde o sloganları şeyde görsen, sokaklarda yazılmış olsan yazılama deriz. Hemen üstünü kapatmaya başlarız. Bir soruşturma başlatırız. Orada ama ben çok değiştim. Onlar da değişti. Ondan sonra benden sonra... Onlar dediğiniz kim değişiyor? Hocalar. Mülakat sınavına girerken hocalardan birisi sordu. Polisten şey mi olur dedi. Yani gazeteci mi olur dedi. Ben dedim ki istediğiniz yani eleştirdiğiniz polis gibi olmuyorsanız o zaman fırsat verelim. Eğitim de bizi dedim. Çok hoşuna gitti bu. Yani madem beğenmiyorsunuz o zaman sizi eğitin dedim. Ondan sonra iyi de geçti yani iletişim fakültesi. Farklı bir perspektif getirdiğimi düşünüyorum. Oradan master oldu. Ondan sonra İngilizce öğrenmek için Kanada'ya gittim falan filan. Yani tarafa gelene kadar poliste çalışırken o zamanlar 2000'li yılların başlarında hatırlarsınız medyada OPEP köşeleri. Yorum köşeleri. Yani, Radikal'de, ondan sonra Akşam'da, Star'da yorum köşeleri. Gazetenin yazarı değilsiniz ama dışarıdan bir uzman olarak ben oralarda çok yorumlar yazdım. Ama şöyle bir şey var. Yani devlet memuru olarak bu tarz yazıları yazmak aslında anormal bir durum. Yani evet. Benim durumumda istisnai bir kadroda vesaire olduğum için soruşturma vesaire açılmazdı ama yani bir kere dışişlerindeyken dışişlerinden birisi beni uyarmıştı. Yani siz resmi olarak dışişleri personelisiniz ve bu şekilde yazamazsınız diye. Bu uyarı yapan kurumun çıkarlarını korumaya çalışan kişiyi sonra terörist ilan ettiler. O ayrı mesele. Ama devlet memurluğuyla gazetecilik ve yorumculuk gerçekten Türkiye'de en azından bu işlemeyen bir ikili. Dediğim gibi zorla polis oldum. Ekonomik koşullarla kafamda da polis değildim. Zaten yazıyordum yani. Akademide de yazıyordum. Yani uyarı falan gelmiyor muydu? Ya senin ne işin var? Ne yapıyorsun? Ne demek uyarı ne demek? Soruşturmalar açıyorlardı. Gelmedik kalmadı. Yani mesela bir master tezi yazdım. Milli Güvenlik Kurulu ayağa kalktı. Soruşturma açtı bilmem ne. Milli Güvenlik Kurulu mu? Evet. Oraya kadar mı gitti? Ne master'ıydı ki bu? Bu faili meçhul cinayetler. Mahmut Yıldırım'ın hikayesinin medyada yansıması. Yeşilin işte, yani. Evet. Devletin üzerine. Orada bir tane Artı Haber dergisinde Mahmut Yıldırım'ın telefon numarasını basmışlar. Yıl 95. Ben master tezini yazıyorum. 2000-2001 adamın telefon defteri var. Yani üzerinde kimi aradığı. Bir tane telefon gördüm. Vahap Albay MGK yazıyor. Yeşil'in telefon defterinde. Açık açık da yazmış yani. Evet evet. Yo, adam zaten Vahap Albay diye mega kadında numarası var. Ben o zaman dairede çalışıyorum, master tezi yazıyorum. Dedim ki eğer bu devlet benim bildiğim devletse bu adam telefonunu değiştirmemiştir dedim. Sene 95'te çıkmış, medyada yayınlanmış. Adamın adı duruyor. Herkes Yeşil'i konuşuyor, Susurluk dönemi. Dedim şunu bir arayayım. Telefon numarasını aradım.
Adam karşıma tak diye çıktı, vahap albay dedi. Telefonu kapattım. Bu olay haber oldu. Ben master tezi çıktıktan sonra Hürriyet'te bunu bir gazeteciyle paylaştım. O da haber yaptı. Ondan sonra MGK'dan aramışlar daire başkanını bilmem neyi falan, ortalığı ayağa kaldırdılar. Sen bu ya adamı, dedim ki başkana, adamın telefonu burada. Burada ben yazmışım, gazeteci gitmiş tezimden almış. Nesi var bunun? Ya bu arada o Vahap Albay dediğimiz adam... Ama gazeteciyi siz haberdar ettiniz. Nereden bilsin master tezinin? Evet tamam da yani onu da söyleyecek halim... Ona bir şey demiyorum, yok ona bir şey yok. Onu da söyleyecek halim yok yani. Dolayısıyla o Vahap Albay kim? Şu anki MHP'nin genel başkan yardımcısı Hidayet Vahapoğlu. Hem polis hem gazeteci birleştirince ortaya tehlikeli bir... Aynen öyle. Çıkmış. Kombinasyon ortaya çıkmış. Yani aynen tehlike öyle. Derken gizli işleri olanlar açısından ya da devlet açısından belki. İkinci bölüme geçmeden şunu soracağım. Peki poliste hangi dairede tam olarak ne kadar süre çalıştınız, onu da merak ettim. Ankara Emniyeti'nde karakolda başladım. Karakolda stajı bitirdikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Dairesi kurulmuştu. Oraya geçtim. Bu araştırmacıları seçiyorlardı. Benim o araştırmacı yönüm bilindiği için... Oraya geçtim ama benim kafamda trafik yoktu yani. Ben terör dairesine gideyim dedim. Trafik araştırmaya, genel müdürlüğe geldikten sonra kitabımı aldım. Terör daire başkanının karşısına çıktım. Başkanım siz yeni geldiniz, burada reformlar yapıyorsunuz. İyi kadrolar kuruyorsunuz. Eğer gerçekten çalışmak ve liyakatlı adam arıyorsanız ben bu işin kitabını yazdım dedim. Başta anlattığım gibi adam da beni oraya istedi. Terör deyince aklımıza... sorgulama ve işkence geliyor. Böyle bir şeye şahit oldunuz mu o dönemde? Yok. Yani biz Emniyet Genel Müdürlüğü Terör Daire Başkanlığı'nda çalıştık. Bizim böyle aktif şeyimiz yoktu. Orayı anlatırım. Biz o zaman özellikle Avrupa Birliği süreci vardı 98'lerden itibaren. Avrupa Birliği Türkiye'de işkenceyi filan yapmak için... önlemek için bayağı bir bastırıyordu, fon da ayırıyordu. İşte terör dairesinin bünyesinde ilk defa insan hakları şubesi kurduk. O zaman da beni de insan hakları şubesine götürdüler. O dönem işte şu anki karakollardaki kameraların falan yerleştirilmesi Avrupa Birliği fonlarıyla, projeleriyle biz yaptık onları. İşkenceyi önlemek için özellikle böyle bir çalışmamız oldu ama işkencenin karşısında hiç kolay olmadı. İşkence yapıldıklarını biliyorum, yapanları biliyorum. Birkaç isim var, bizatihi çok tartışmalı işler de verdi. Ama yani dairede böyle bir sorgulama falan yapılmaz. Teknik olarak yapamazsınız.